Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Mutfaktan videomun açılışını yapayım dedim. Tam şerbet koyuyordum. İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür. Bugün yine bal parmak tatlısı yapıyorum ama bunlar misafirler için. Bu güzel tutuyor ya, yine bundan yapayım dedim. Tam böyle malzememi ayarladım. Baktım kabartma tozum bitmiş. Bir şoka gidip geleceğim. Dedim şerbeti yapayım, kenarda dursun. Kabartma tozu alıp gelince hamurumu da yaparım. Bu zaten soğuk olacak ya. Şerbetin şekeri eridi, kaynamaya başladı. Şöyle çeyrek limon diyor. Ben şöyle ucunu sıkıyorum. 8-9 dakika daha kaynasın. Bu tamamdır. Şerbeti kapatacağım. Tam var ya, markete gidiyordum. Üstümü giymiştim. Azra aradı. Anne, ben kurstan çıktım diye. Dedim ki Azra, şokun önünde in. Bana dedim kabartma tozu al yanında dedim. Para varsa, hani bitirmediysen. Genelde oluyor cebinde ama. Tamam, ben alırım dedi. 30 küsür. Azra ne kadardı bu? 32,5 kızıma borçlandım. Kabartma tozum geldi. Artık şerbeti kapatıyorum. Bu çünkü kaynadı yani 7-8 dakika. Aşırı da kaynamayacak bu. Ha, böyle yarım saat falan baklava şerbeti gibi uzun kaynamayacak, öyle söyleyeyim. Hiç baklava yaptın mı Elif desenize, ne kadar kaynadığını nereden biliyorsun diye. Şimdi güzel hamuru yoğuralım önce. Hamurumu yoğurdum. İrmiğimi de hazırladım. Bu sefer direkt borcama yapayım dedim ya. Tekrar tepsi kirletmeyeyim dedim. Bazen çok kabarıyor ya, birbirine hamur oluyor, yapışıyor. O yüzden onu ben geçen geniş tepside pişirmiştim de. Neyse dedim Elif, bugün buna koy direkt. O gün o kadar çok resim geldi ki bana, ben Instagram'a da çünkü tarifi atmıştım. Çok resim geldi, herkes çok beğenmiş, yapanlar hep attılar. Bir de şeyi dene diyorsunuz bana diyenler var. Hira tatlısı varmış yine, böyle irmikli. Kare kare kesiyormuşsunuz. Onu da deneyeceğim. Kıbrıs tatlısını yazan oldu. Doğru, ben Kıbrıs tatlısı hiç yapmadım. Onu da deneyeceğiz. Deneyeceğiz hepsini. Yiyeceğiz, içeceğiz, oturacağız gerçekten. Şimdi mercimek çorbası yapacağım. Akşama misafirim var dediğim gibi. Birazdan söylerim kim geliyor diye. Şöyle birazdan konuşuruz. Mercimek kesin. Pilav zaten kesin. Salatamız, tatlımız, havuç tarator yaparım. Fırına şey yapayım diyorum. Patatesli köfteli yemek fırına. Herkes yine sever yani. Tavuktan ziyade. Çünkü gelecek kişilerin arasında tavuk sevmeyenler var. Öyle diyeyim. Bir de ortaya böyle kızartma gibi bir şey. Hani öyle de bir şey yapayım. Öyle ya. Çıkar ortaya. Çok büyük büyük yapanlar olmuş mesela bunu. Ben işte bu kadarcık büyüklükte yapıyorum. Şöyle şu parmak kadar. İnşallah bu da bugün de güzel olur. Geçenki kıvamı tam yerindeydi. Bugün de şanslarına güzel olur diye düşünüyorum. Bal parmak hazır. Bu sefer dediğim gibi direkt borcama yaptım. Bunu da şerbetleyeceğim. Şerbeti de birazcık soğusun diye alacağım şimdi oradan. Balkon zeminine koyayım. Üzerine peçete örteyim. O zamana soğur yani, pişene kadar. Efendim anneciğim. Sen de gireceksin. Ne diyordum? Bir selam vereyim dedim yüz yüze, hazır o pişerken. Azıcık da sohbet edelim dedim. Akşama misafirim kim geliyor onu da söyleyeyim. Sizlerle birazcık şöyle konuşalım dedim. Yüzüme gözüme bir çeki düzen verdim. Solgun solgun çıkmayayım şöyle ekranlara diye allık sürdüm. Aynı allıktan şöyle birazcık göz kapağıma da değdirdim. Bakın güzel oldu. Instagram insana neler öğretiyor. Bronzer'ı ya da allığı hem yana hem böyle artık göz kapağına uyguluyorlar bütünlük olsun diye. Güzel. En azından renk tonun böyle bir yüzün bir yumuşuyor yani. Her neyse, akşama kim geliyor bacılarım? Hemen söylüyorum. Karşınızda 2024'ün en tatlı görümce adayı bendeniz Elif. Elif'iniz görümce oluyor tekrardan. Hayırlısıyla olacak inşallah. Görümce adayıyım. Kardeşcağızım gelin adayımızı getiriyor bu akşam.
Bitlis'ten geliyorlar. Onu almaya gitti Bitlis'e. Geçen hafta da oradaydı. Hatta ben de gidecektim ona, gidemedim. Onlar böyle bir süredir görüşüyorlar ama biz bu akşam yüz yüze tanışacağız. Kızımız orada görev yapıyor. 112 personeli. Tayini buraya aldırmaya çalışıyorlar. Dilekçesini falan her şeyini verdiler. İşlemleri yaptılar. İnşallah Zonguldak'a tayini olacak. Hayırlısıyla bir gelsin. Burada göreve başlasın. Yıl sonu hayırlı işlerimiz var. Öyle söyleyeyim. Bir yola girdiler bakalım. Bu akşam da annem, babam, İsmail, Nuray, ismi Nuray bu arada. Hep beraber iftar sofrasında toplanacağız. Ben de yapalım dedik. Güzel olacak. Ramazan'a denk geldi. Heyecanlıyım ben de. Unutmuşum bu duyguları. Hakların da hayırlısı olsun. Rabbim inşallah tamamını erdirsin. Allah utandırmasın diyelim. Kızımız orada görev yapıyor dediğim gibi 3 senedir Bitlis'te ama Ankaralılar. Şimdi Ankara'ya gelecekler. Bugün, dün geldiler hatta. Bugün de buraya geliyorlar. Birkaç gün burada. Gündüzleri zaten biz beraber vakit geçireceğiz. İsmail çalışacak. İzin çok kullandı çünkü bu ara. Bir de İsmail'in işleri çok yoğun oluyor zaten. Kendisi de zaten polis evinde kalacak. Oraya ayarladılar. Böyle haklarında hayırlısı. Ne diyeyim valla, hayırlısı demekten başka bir şey demiyorum. Kızımız çok tatlı. Biz bir süredir zaten özelden de görüşüyoruz ama videolarda tabii bahsetmedim. Böyle şeyler hemen bahsedilmiyor. Bir şeylerden emin olunmayınca. Ama artık dün anneme de İsmail'e de söyledim. Ben dedim videomda söyleyeceğim kimin geldiğini. Ben dedim çok uzun süre saklayamam öyle kim geliyor kim gidiyor falan filan. Öyle yani artık söyleyeyim dedim. Geçmişe dair bir şeyler yazmazsanız çok mutlu olurum. Geçmiş geçmişte kaldı. Herkes kendine yeni bir sayfa açıyor. Herkes kendi dünyasında mutlu, öyle söyleyeyim. Çünkü herkes artık bazı şeyler kapanalı 3,5 sene oldu. Herkes yolunda, yoluna bakıyor. O yüzden şöyleydi, böyleydi falan geçmişe dair yorumlar gelmezse çok mutlu olurum. Biz şimdi önümüze bakıyoruz. Kardeşim için Rabbim hayırlısını neyse onu nasip etsin. Biz heyecanlıyız tabii, annemler de öyle, biz de öyle. Menüyü belirledim, tatlıyı zaten hallettik. Bir şeyler yapacağız bakalım, güzel bir yemek yiyeceğiz, tanışacağız. Diyorum ya, birkaç gün burada vakit geçirme şansımız var. Ondan sonra da görev yerine geri dönecek. Orada 3 senedir orada kendisi yaşıyor. Bitlis'e ilk çıkmış zaten onun görev yeri. Şimdi diyorum ya, buraya aldırmaya çalışıyorlar. Büyük ihtimalle de olacak diyebiliyorum. Dilekçesi falan her şey verildi. Böyle bakalım yani, sene sonunu bulur tabii ki bu işin düğünüdür, resmiyetidir, şudur budur, bir şeyler olacak yani, güzel şeyler olacak. Hepsini burada sizlerle paylaşacağım zaten. Ben şimdi tekrar mutfağa gidiyorum, bir bakayım ne alemde. Ondan sonra yine buluşuruz. Dün hiç video çekmedim zaten. Dün hep yani evdeydik. Rıza maça gitti hatta. O yoktu, kızlarla ben evdeydim. Bugün böyle bir video başlatayım dedim. Tatlımı çıkardım. Güzel piştiler. Şerbetle buluşturacağım. Şerbetim de soğudu. Şu iç sıcaklığı gitsin. Bir iki dakika sonra birleştirelim ikisini. Ve artık temizlik vakti. Tatlıyı hallettik ya. Yemek işine girmeden, markete çıkmadan dedim süpüreyim. Sonra markete gidip geleyim, tekrar mutfağa gireyim dedim. Buraların falan hep tozu alınacak. Yastıkları şöyle bir popofladım. Koltuk başlığımı getireyim de koltukları süpüreyim önce. Ondan sonra salonu, yatak odasını, girişi, mutfak, çocuk odası. Şöyle bir yarım saat 40 dakika işim var buralarda. Ondan sonra markete gideceğim dediğim gibi. Salonumu temizledim. Yatak odasını da süpürdüm. Tozlarımı aldım. Bir tek mutfakla çocuk odası kaldı. TV ünitesinin de tozunu aldım. Şu sehpaların, her şeyin. Böyle arkadaşlar. Burası temiz. Balkonun kapısı açıktı. Yeni kapattım orayı da. Havalandı bayağı. Evet, eksikler için evden çıkıldı. Hemen döneceğim zaten. Salata malzemesi alacağım. Köfte alacağım yine. Patatesim yok. Araba ne küçük. Neymiş bu? Nisa. Ay küçücük. Tam benlik. Tatlımı dolaba kaldıracağım artık. Zaten şerbetini tamamen çekmiş. Hindistan cevizi yine servis esnasında da koyarım. Güzel görünüyor. Burada da market alışverişim var. Marketler çok kalabalıktı. Alabildiğim kadar böyle aldım. Aşırı bir şey almayayım dedim. Aslında var yine böyle eksiklerim de. Hallederim. Patates, işte salata malzemesi aldım. Maruldur, limondur, havuç, bir tane kaşar, baldo pirinç. Hurmam çok azdı. Şöyle bu paşalara gelmiş. Bakayım, bunu ilk deneyeceğim.
Yumurta aldım. Köfte aldım. Patates köfte yapacağım fırında çünkü. Akbalın köftesi biliyorsunuz, alıştık ona. O güzel oluyor. Ve bir tane de küçük yağ aldım Bim'den. 2-3 tane böyle stok yağ almak lazım. Alacağız yani. Güzel bir alışveriş yapacağım. Bunu böyle şimdilik acele bir alışveriş oldu. Onu dolaba kaldırayım dediğim gibi. Ben mutfaklardayım arkadaşlarım. Bütün işim gücüm bitti. Tuvalet, lavabo tarafı, odalar, sil, süpür, her yerim toza. Bütün ev şu an tertemiz. Bulaşık makinem dolmuştu, onu çalıştırdım. Kızlar bir şeyler yediler, bugün Azra niyetli değil. 2 gündür kursu vardı, denemeleri vardı. 2 gündür de tutmadı zaten, biraz rahatsızdı, grip gibiydi. Onlar da bir şeyler yediler. Böyle, şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Mercimek çorbamı koydum. Pilav tenceremi çıkardım, pirinç ıslatacağım. Annemi aradım, annem gelecekti. 3 gibi falan gelecekti. Dedi ki daha evden yeni çıkıyorum. Saat 5'i geçti. İyi dedim Ayto. Ancak yemek işini falan ayarlamış anneannemlerin de. Geliyorum kızım, doğmuştayım dedi. Birazdan İsmail ile Nuray da gelecekler zaten. Onlar şimdi otobüsteler, inmek üzereler. Ankara'dan geliyorlar ya, erken gelecekler yani. Böyle evde bir işim kalmadı. Yani köfte patates kızarır. Onu en son fırına atarım. Ezana yakın atarım. Pilavı da aynı şekilde. Çorbamı dedim yapayım, o aradan çıksın. Mercimeği hatta kapatacağım artık. Güzel zerdeçallı yaptım. Hiç salça koymadım. Bunu blenderdan geçme zamanı gelmiş aynı. Bakalım. Buraya da su koydum ılısın da. Pirinç ıslatayım az bir şey. Patatesleri hazırladım kızartmak için. Salataları da böyle, yani marulları sirkeli suda, bu bayağıdır. Şöyle. Onları tabii yıkayacağım tek tek, bir iki kere daha yıkanır. Saat 6 oldu, çorbam hazır. Bunları kızarttım, tepsiye hazırladım. Bir tek sosunu yapacağım. Üzerine işte domates falan keserim. O şekilde fırınlarım. Birazdan salatamı da yapacağım da tabaklarımı çıkartmaya geldim. Bu kahvaltı setim benim biliyorsunuz. Çerezlikleri var böyle. Bunlara hurma falan koyacağım şimdi. Bu kaseleri de Karaca'dan almıştım. O zaman böyle hani yemek takımı gibi kullanıyordum. Şöyle köşesine koyup. Güzel de duruyor yani, anlaşılmıyor. Bunlar da kayık tabakları. 2 tanesine tatlı koyacağım. 2 tanesine karşılıklı marul salatası koyacağım. Bardak da, şunu tam kapatayım da. Bardaklarım var. Bu Paşa Bahçe'nin şunlar var. Şu sarıları kullanabilirim. Benim şeylerle uyabilir. Nedir o? Çatal kaşıkla. Şurada var büyük bardaklarım, su bardağım. Çok ama bir tane şöyle sade bir şey yine istiyorum. Şunları da seviyorum aslında da. Yani şunları kullanırım muhtemelen, uzunları. Dur bakalım, bunları bir getireyim. Saat 6.30 arkadaşlar. Bir tek salata kaldı. Yemeğimi şimdi fırına gönderiyorum. Fırını çalıştırdım. Pilavımı yaptım. Üzerine şimdi havlu kapatacağım onu. Böyle masayı da hazırladık. Nuray'la birlikte geldiler onlar. Öyle yani, az kaldı burada. Bir yarım saat kadar kaldı iftara. Yemek pişiyor. Salatamız da şöyle hazır. Sadece soslanacak. Ezan okunmak üzere yemeği çıkardım. Çok güzel görünüyor. Burada da sıcak pilavımız var. Temiz havluyla kapatmıştım. Şöyle göstereyim yine tane tane. Çorbamızın altı kısık da yanık. Bu da böyle zerdeçalla mis gibi mercimek çorbası. Sofrayı da göstereceğim şimdi. Babam da yeni geldi. Pideleri babam getirdi. Rıza'da maç bitmek üzereymiş. Biter bitmez gelecek bugün. Basketbol turnuvaları var salonda. Bayağı yoğun. Çay suyunu küçüğü koydum. Büyük demliği de koyacağım. Yetmeyebilir çünkü. Hatta bunu fırına geri koyayım. Fırının sıcaklığıyla sıcak kalsın. En azından çorbalar içilene kadar.
Saatlerimiz 12.30. Yeni gelebildim arkadaşlarım. Burada son çay bulaşıkları falan vardı. Onları toparladım. Ocağımı sildim. Akşam iftar bulaşıklarını zaten Nuray'la birlikte temizlemiştik ama ondan sonra da çaylar içildi. Yengem geldi. Güzel, sohbetli, keyifli bir akşamdı valla. Böyle oradan konuş, buradan konuş. Tabii ki konuşulacak şeyler çoktu. Hani birbirimizi de yeni yeni tanıyoruz ya hepimiz. Çok tatlıydı. Kendileri gibi Rabbim kaderlerini de güzel eylesin ikisinin. Haklarında hayırlısı olsun. Kardeşimin de, Nuray için de. Sıkıntısız, sorunsuz, her şey güzellikle böyle hallolsun inşallah. Yani bir yola girdiler dediğim gibi. Biz çok keyif aldık. Annemler de çok beğendiler. Zaten bir süredir tamam telefonda görüşüyorduk ama yüz yüze hepimiz bu akşam hani bir araya geldik. Birkaç gün buralarda dediğim gibi gündüz söylemiştim. Yarın yine beraber vakit geçireceğiz. Ben onu yalnız bırakmayacağım. İsmail'in bu hafta biraz çalışma programı çok yoğun. Kardeşim sürekli böyle Vali Bey'in yanında olduğu için onunla birlikte çok yoğun oluyor. İsmail biliyorsunuz valilikte çalışıyor. Yani bilmeyenler vardır ama valilikte memur olarak çalışıyor ve Vali Bey'in fotoğrafçısı. Daha önceden pasaporttaydı. Yıllarca orada görev yaptı. Daha sonra Vali Bey'in özel fotoğrafçısı oldu. Şimdi onunla birlikte yine devam ediyor. O yüzden programları çok yoğun. Yarın biliyorsunuz 18 Mart Çanakkale Zaferi. O yüzden yoğun bir programı var. Böyle arkadaşlarım güzeldi yani ya vallahi resim çekebildik bir tane böyle. Video falan çekmedim. İlk günden dedim kızı şimdi videoyu çekeyim mi seni falan filan yapmayayım dedim. Öyle bakalım. İsterse zaten daha sonra sizlerle de tanıştırırım. Haklarında her şeyin hayırlısı. Şimdiden güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Biz keyifli bir akşam geçirdik. Böyle bakalım. Kendinize iyi bakın. Keyifli haftalar diliyorum. Yarın görüşmek üzere.